Arkadaşımız Meltem Dikici Artvin'i karış karış dolaştı ve sizler için çok özel bir yerel vizyon bölümü hazırladı. Şimdi Artvin'e gidiyor ve sözü arkadaşımız Meltem Dikici'ye bırakıyoruz. Yerel Vizyon ekibi Doğu Karadeniz'in eşsiz doğasına sahip Artvin'de ormanı lezzetli bir oksijeni, temiz havasıyla organik bir kent Artvin'in kültürel değerleriyle Meltem Dikici sizler için Artvin'i gezdi. Ekoturizmin insanlara sunduğu güzelliklerini ekranlarınıza yansıtan Meltem Dikici, yörenin kültürel değerlerini, damak zevklerini, türkülerini ve folklorunu sizler için araştırdı. Bu çok keyifli turumuz az sonra. Meltem Dikici'nin Artvin'de gezisine şimdi de Borçka Belediye Başkanı Sayın Aslan Atan'ın ilçede mini gezisiyle devam ediyor. Evet sevgili seyirciler, Karadeniz bölgesindeyiz dedik, Artvin'deyiz. Artvin'in güzel ilçesi, doğa güzelliğinin pekiştiği çok özel bir ilçe. Evet Borçka'dayız. Borçka Belediye Başkanımız şimdi bizi çok güzel bir mevkiye götürecek. Karagöl mevkii. O mevkiye doğru da şu an yol alıyoruz. Sahil yolundan Artvin'e gelirken geçiş güzergahında yer alan Borçka ilçesinde turizm atağıyla karşılaşıyoruz. İlçenin turizm harikası ekibimizi büyülüyor adeta ve ekibimizin Karagöl macerası başlıyor. Aman Allah'ım harika bir manzara. Kar, yeşilin cümbüşü, akarsular, dereler. Efendim Karadeniz deseniz işte budur. Karadeniz dediğinizde aklımıza doğa geliyor, güzellik geliyor. Başkanım burası nedir? Karagöl'e giderken ana dereyi besleyen yan derelerimiz var bizim yol güzergahında. O derelerimizden biri. Tabii ki bir diğerini de geçerken az önce bir şelale şeklinde geçtik. Karşıda da var. Tabii bu yöremize güzellik katan derelerden biri. Efendim o kadar güzel bir manzara içerisindeyiz ki bunu anlatamıyorum, bunu ifade edemiyorum ancak şu anda yaşıyorum. Sizler de bunu yaşamalısınız diyorum. Evet Karagöl mevkiine doğru geldik merkezden bu tarafa. Bugün biraz geceden bir kar yağmış. Dolayısıyla birazcık karları da atlatarak gölün olduğu mevkiye doğru geldik. Evet başkanım şimdi burası az bir mesafe kaldı. Evet. Ne göreceğiz? Sevgili seyircilerimiz merak ediyor tabii. Burada, nasıl bir manzara çıkacak karşımıza? Tabii akşamki aşağıda yağan yağmurlar yukarıda kar şeklinde sirayet etmiş. Bir karlı alanda meşakkatli bir yürüyüş yaptırmak zorunda kaldık size. Çok keyifliydi ama. Fakat çok güzel ilerlediniz. Daha önce demek ki bu konuda bir deneyimiz olduğunu keşfettik. Dağlık bölgelerde özellikle kış mevsiminde kayak olarak biraz deneyimimiz var. Onu tabii da burada gösterdik. Bunlar yaşanmazsa bu tabii bu doğal güzelliğin tadı da çıkmaz. Tabii buralar böyle müstesna yerler. Doğal güzelliğiyle, ormanla, doğayla bütünleşmiş yerler. İşte biraz sonra güzel bir göl manzarasıyla karşılaşacağız. Evet, şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Evet. Ve heyecan anı diyoruz. Evet. Hazır mıyız efendim güzelliklerle buluşmaya? Hazır mıyız efendim Karagöl'le buluşmaya? Evet, kameramız şöyle bir dönüş yapıyor ve eşsiz manzarasıyla Karagöl'e hoş geldiniz efendim. Evet sevgili seyirciler Borçka Belediye Başkanımız yanımızda çok güzel bir artık manzara diyemiyorum büyülendim çünkü ne diyeceğimi de şaşırdım açıkçası. Evet. Çok güzel bir yere getirdi bizi. Biz tabii bu güzelliklerle sizleri buluşturmaya devam edeceğiz ama biraz Borçka'yı tanımak istiyoruz. Borçka'ya kendilerinin belediye başkanı olmasıyla birlikte hangi vizyonda ilerlemelerle yeni gelişimler gelmiş biraz onları da aktarmak istiyorum. Nedir bu gelişmeler Sayın Başkan? Evet, Borçka Artvin vilayetimizin güzel ilçelerinden biri. Ortasından güzel nehir geçen, her iki tarafında da insanların yerleştiği, çoruğun güzel renk kattığı, yeşilin bütünleştiği güzel bir ilçemiz.
vatandaşımızla birlikte yaşanabilir güzel bir Borçka'nın oluşması için hemen çalışmalara başladık. Altyapıyla ilgili ciddi manada sıkıntıları vardı. Onları projelendirdik. İçme suyuyla ilgili ciddi manada sıkıntılarımız vardı. Onu da projelendirdik. İnşallah Ekim itibariyle ihale yapıp Borçka'mızın hem yeraltı sıkıntısını hem de su sıkıntısını böylelikle halledeceğiz. Güzel şekilde eskiden maalesef insanlar Çoruk'a akmış, insanlar bakmış. Artık insanlarımız Çoruk'un kıyısında yeşille birlikte şöyle nefes almak istiyor, oturmak istiyor. Güzel Çoruk kıyısında parklar yapıp, oturma yerleri yapıp, oyun gruplarını yerleştirip insanlarımızı bu doğayla, nehirle bütünleştirmek istiyoruz. Bunun için parklar yapıyoruz. Güzel Borçka'mızın çevresini güzelleştirmek için temizliğini, park alanlarına, yeşilini, artı bir de mimarisine, bizim Doğu Karadeniz'e uygun, güzel coğrafi mimarimize uygun binaların yapılmasına da özen gösteriyoruz.